Sanat Haberleri kurucusu Ahmet Gencer ile birlikteyiz. Galeri Barası ziyarete geldi. Kendisinden bazı sorular alacağız ve bir sohbet yapacağız. Yurt dışında çok etkili olmuş bir isim daha var. Haluk Akakçe. Eğitimli bir arkadaş, yaratıcı bir sanatçıdır. New York'ta beklenmedik bir şekilde bir yükselmesi oldu. Fakat Jeffrey Deitch'le çalıştı. Jeffrey Deitch de Amerika'nın çok tanınmış bir galericisi. Aynı zamanda Kaliforniya müzelerinden birinde de müdürlük yapmış ve çok geniş sanat bilgisi olan bir kişi. Onun kadrosuna girdi. Şimdi Amerika'da bir önemli bir galerinin kadrosuna, sanatçı kadrosuna girdiğiniz anda dünya çapında isim yapmış oluyorsunuz. Mesela Pace, Marlborough, Sidney Janis, işte Leo Castelli, bunlar bir kısmı kapandı bu galerilerin. Mary Boone. Şimdi buralarda bir isim yaparsanız birçok kişinin ilgisini çekiyorsunuz. Şimdi Haluk Jeffrey Deitch'la çalışmaya başladı. Ben galerilerde dolaşırken o 2000'li yılların işte başında işte ben I'm from Istanbul, Turkey, I'm a dealer falan. Adamlar diyor ki ooo Haluk, Haluk. Herkes Haluk'tan bahsediyordu. Fakat Haluk o elde ettiği şöhreti kaçırdı, elinden kaçırdı. Türkiye'ye döndü ve burada bir normal yaşayan bir sanatçı konumuna geldi. Aslında onun şansı çok daha büyüktü. Eğer Jeffrey Deitch ve başka bir galeriye de atlama ihtimali olabilirdi. Eğer onu yapsaydı belki bir rekor kırmış olabilecekti Türk ressamları arasında. Aynı şeyi Bedri Baykam için de söyleyebiliriz. Bedri Baykam da 80'li yılların başında biz çok beraber olduk Amerika'da. Çok güzel giderken yeni ekspresyonist akımının içerisinde birdenbire Türkiye'ye döndü ve işte burada spordu, politikaydı, sanattı. Yani çok dağıldı ve başka türlü bir yaşam şekline girdi. Hani bunun tabii çeşitli sebepleri olabilir. Çünkü orası bir art jungle derler. Yani her şey böyle en zor şartlarda yaşıyorsunuz. Para kazanma imkanlarınız sınırlı. Meşhur olmak çok zor bir şey. İnsanların ön yargısı var. Türkiye'den gelmiş birisine biraz şüpheyle de bakılabiliyor. Bir de çok büyük bir rekabet içerisinde. İşte onun o mücadeleyi vermek çok büyük bir inatçılık isteyen bir şeydir. Belki ileriki yıllarda genç kuşak sanatçılarından o inatla, o idealizmle dünya sanat merkezlerinde gidip oralarda çalışma çıkartıp dünya çapında da bir sanatçımız olabilir. Tabii bu etkinlikler Türk sanatının ilgi uyanması için çok önemli bir çalışmadır. Sadece bir ülkenin tek bir şehrinde sanat etkinliği yapmak yeterli olmuyor. Bodrum, Marmaris, işte çeşitli sayfiye yerlerinde de sergilerin açılması, geniş halk kitlelerinin gelip görmesi açısından, sanatçılarla tanışması açısından, galericilerle birlikte olması açısından son derece önemlidir. Özellikle oralarda fuarın yapılması da son derece önemlidir. Bazı öncü genç galericilerin Bodrum'a giderek etkinlik yaptığı çok sevindirici bir olaydır. Tabii burada başka bir şeyi eleştirmek gerekiyor. Şimdi dünyada da birçok sanat merkezleri vardır. Fakat sayfiye yerlerinde de birçok fuarlar açılır, birçok dekoratif işler sergilenir. Şimdi buradaki belki çok başka türlü bir eleştiri yaparsanız otel lobilerinde sergi açmak ne derece geçerli bir şeydir? Şimdi başka ülkelere baktığınız zaman
o ülkelerin bir numaralı sanatçıları hiçbir zaman bir otel lobisinde veya bir otelin etkinliği içerisinde sergi açmayı veya istemeyebilir. Çünkü onun başka türlü bir prestiji vardır. Şimdi nasıl oluyor? Bir ünlü sanatçı düşünün, bir Amerikalı bir sanatçı mesela Jasper, Jones, Rauschenberg, Stella. Bunlara siz bir otelin lobisinde sergi açalım deseniz herhalde kabul etmez. Yani kendisini o noktaya getirmek istemez. Şimdi o ayrım henüz daha Türkiye'de yapılmadı. En ünlü sanatçı bile orada büyük bir zevkle sergi açıyor, insan tanıyor, resim satıyor. Yani bu bir geçiş dönemi. Yani en azından bir 40-50 sene böyle bir dalgalanmayla sanatçılar bu otel lobilerinde veya otellerin bahçelerinde bu sergileri açacaklar. Uzun vadede bir fayda getirebilir. Fakat daha sonra ben isterim ki Türkiye'de iyi ressamlar öyle yerlere katılmasın. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıf ressamlar oralarda sergi açsın. Benim görüşüm bu aslında. Türkiye'de koleksiyonculuğun kesin gelişmesi gerekiyor. Bugün tabii çok saygın koleksiyoncularımız var. Mesela bunların başını Bülent Eczacıbaşı, Oya Eczacıbaşı, Cengiz Çetin Doğan, Murat Ülker, bir zamanlar Erol Aksoy ve Halil Bezmen vardı. Onlar o yılların en önemli isimleriydi. Sayabiliriz, bazı kişiler çıkıyor fakat çok yetersiz. Yani 85 milyonluk bir ülkede 5-6 koleksiyoncunun olması çok yetersizdir. Sanatın ilerlemesi için de en az 100-200 koleksiyoncunun çıkması ve bunların sürekli olarak sanat eseri satın alması, onları desteklemesi, sergiler tertiplemesi, donation yapması, yurt dışı sergileri tertiplemesi, kitap basması, film, dokümanter film yapması gerekir. Ancak o şekilde geniş halk kitlerine hitap edebiliriz. Evet, Türkiye'de belirli isimler var. Birçok koleksiyoncu hep aynı isimleri alıyor. Yani bu haftalarda düşündüğünüz zaman veya bu aylarda düşündüğünüzde belirli öne çıkmış ressamlar var. İşte Devrim Erbil, Ergin İnan, Ahmet Güneştekin, Haluk Akakçe, Bubi. Yani daha birçok isim sayılabilir. Yani 10-15'i geçmeyen isimler var. Şimdi aslında baktığınız zaman koleksiyoncu nasıl bakıyor? Ben yatırımımı yapayım, değer artışı olursa ileride de bir kazancım olur diye düşünüyor. Şimdi aslına bakarsanız bu biraz dünyada da öyledir. Mesela Amerika'da 250 bine yakın kayıtlı sanatçı vardır. Aslında 1 milyon, 2 milyon civarında da böyle amatör ressamlar var, isimsiz. Şimdi bugün baktığınız zaman 50 tane ressama yatırım yapar Amerikalılar. Bugün müzelere gezdiğiniz zaman Amerikan müzelerine 50 bilemediğiniz 100 ressamın ismi vardır. Andy Warhol, Rauschenberg, Stella, Louis Nevelson, belirli isimlere gider. Şimdi burada şunu eleştirmek lazım. Sanat eğitimi yapıp sanattan para kazanan sanatçı belki de %1'i bile bulmaz. Ne yapıyorlar? İşte babysitterlık yapıyor, badanacılık yapıyor, taksi şoförlüğü yapıyor, gece bekçiliği yapıyor müzelerde. Çünkü onun da ihtiyaç. Veya kırtasiyecilerde, yani resim malzemesi satan kırtasiyecilerde bir nevi çalışan olarak devam ediyor. Ama hepsi de master yapmış öğrenciler bunlar. Yani çok yetenekli de kişiler. Fakat hiçbir pazar bulamıyorlar. Bu tabii biraz da müzelerin yönlendirmesiyle de olan bir şey. Çünkü herkes top noktaya gidiyor. Andy Warhol alacağım diyor.
İşte belirli rakamı alacağım diyor. Yani herkes belirli bir ismin peşinde. Şimdi aynı şey Türkiye'de de oldu. Fakat bu başka bir sorunu beraberinde getirdi. Bizim aşağı yukarı 2500 civarında yaşayan sanatçımız var. Tabii bunların hepsinin sanatçı diye adlandırılması da yanlış. Çünkü her sanat eğitimi yapmış birisi sanatçı sayılmaz. Mesela her edebiyat fakültesinden mezun olan birisi edebiyatçı mıdır? Hiç alakası yok. Bunların çoğu toplum tarafından ayıklanır ve bu çok doğal bir şeydir. Çünkü sanat katiyen iltimas kabul etmez. Eğer yeteneksiz bir insansa onu hemen bir kenara almak lazım. Çünkü büyük bir sanat vardır, bir amaç vardır. Toplumun önündeki sanatçılar vardır. Onları meydana çıkartıp diğerlerini ayıklaması lazım. Bunu kim yapıyor? Müzeler yapıyor. Türkiye'de de inşallah onlar değerlendirilecek. Yani müzeciler de o düşünce etrafında toplanmaya başlayacaklar. Şu an için bir nevi arşiv memuru gibi çalışıyor müzeler. Aslında orada büyük yanlışlar var. Yani bir Batı müzesiyle Türk müzesini karşılaştırdığınız zaman hiç de iç açıcı şeylerle karşılaşmazsınız. O zaman ne olacak? İyi ressamlar, orta dereceli ressamlar ve kötü ressamlar veya işte heykeltıraşlar vardır. Bu ayrımı yapmadığınız müddetçe sanat gelişemez. Evet, ben aşağı yukarı 300'ün üzerinde kişisel ve karma sergiler yaptım. Hem kendi galerimde hem bazı kültür merkezlerinde, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, çeşitli galerilerde de açtım. Ve bir doyum noktasına geldim. Son birkaç senedir en son açtığım Mehmet Gün sergisidir. Çok güzel bir sergiydi. Şu an ben değerli sanat eseri arıyorum. Ve o sanat eserlerini bulup onları koleksiyonlara katmaya gayret ediyorum. Kişisel sergi açmıyorum fakat bu hiç açmayacağım anlamına gelmez. Belki tekrardan kişisel sergiler açmaya başlayacağım. Tabii şimdi dünyada birçok koleksiyoncu var. Yani Türkiye'yle mukayese edilmeyecek kadar büyük bir fark var. Yani gelişmiş ülkeler veya Türkiye'nin durumu. Şimdi koleksiyoncu kendisi için alıyor, kendini tatmin ediyor. Sonra müze kurarak halka hitap ediyor, onlara gösteriyor. Şimdi Türkiye'de öyle olmadı. Resmi alıyor. Senelerce ambalajlı olarak duruyor evinde. Onun ne sanatçıya faydası oluyor, ne toplumun gelişmesine faydası oluyor. Şimdi Batı ülkelerinde bu müzeler yoluyla zengin tabii, sahipleri çok zengin kişiler, yıllık gelirlerinin belirli bir miktarını sanata yatırıyorlar. Veyahut da vergi muafiyetleri olduğu için herhangi bir zengin bir müzeye hibe ettiği zaman vergisinden düşüyor. Şimdi Türkiye'de öyle durumlar olmadığı için, bir de çok sınırlı birkaç şehre yayıldığı için sanatsal çalışmalar, istediğimiz sonuca varamıyoruz. Buna varmak için devletin de destek olması lazım. Fakat devlet desteği ne derece geçerlidir? Mesela şöyle bir açıklama yapmakta yarar var. Atatürk zamanında çıkmış kanunlar var İsmet İnönü zamanında 1938-44 yılları arasında. Türkiye'nin de en fakir olduğu yıllardır. Türk sanatçılarına teşvik için Anadolu'nun çeşitli yerlerine yollamışlar ve oralarda eser yapıp tekrardan Ankara'ya geldiğinde müzelere veya bakanlıklara satılmış o resimler. Şimdi bu büyük bir avantaj tabii o zamanın yaşayan sanatçıları için. Çok büyük bir olay. Fakat orada da başka bir şey var. Yani devlet desteği olmuş fakat sanat öyle devam etmemiş.
Baktığınız zaman İkinci Cihan Savaşı çıkıyor 39'da. En meşhur Avrupalı sanatçılar Amerika'ya kaçıyorlar. Oradaki medeniyetin içerisinde, oradaki sanat ortamının içinde mücadele veriyorlar. Şimdi Türk ressamı o yıllarda devlet destekli olarak devam edebilmiş ve dünya çapındaki o olayların içine girememişler. Yani tamamen lokal kalmış. Şimdi bunu ancak böyle 2000'li yıllardan sonra bağımsız sanatçılar Avrupa'ya, Amerika'ya gittiği zaman orada mücadele ediyorlar. Fakat acaba hangisi daha doğru? Bunun tartışmasını yapmak lazım. Aşağı yukarı 1960'lara, 70'lere kadar incelediğiniz zaman dünya çapındaki sanatçıların pasaportları hep aynı isme geliyor. İtalyan, Fransız, Alman, İngiliz, işte Belçikalı, Hollandalı falan belirli isimler var. Bir miktar Rus sanatçısı var. Fakat 1990'lı yıllardan sonra bir değişim oldu dünyada. Ve çok kutuplu oldu dünya. O sanat merkezlerindeki sanat etkinliklerinden çıkan birçok sanatçı vardı. Ve o sanatçılar müzelere girdiler, koleksiyonlara girdiler. Ama 90'lı yıllardan, özellikle 2000'li yıllardan itibaren de dünyanın çok kutuplu olması, yani sadece New York, Paris, Londra, işte Berlin gibi şehirler değil de uzak doğuda, Afrika ülkelerinde, Güney Amerika'da veya Orta Doğu ülkelerinden çok değerli sanatçılar çıktı. Bu tabii bizim bugün yaşayan sanatçılar için çok büyük bir şanstır. Onların içerisinden, yani Türk sanatçıların içinden de dünyanın dikkatini, yani dünya sanat dünyasının dikkatini çeken çok önemli isimler çıkabilir. Çünkü Afrika'nın bilinmeyen bir şehrinden bir sanatçı çıkabiliyorsa, bugün Erzurum'dan da bir sanatçı çıkabilir. İşte o sanatçının yaratıcılığına bağlı bir şey. Mesleki bilgisine bağlı bir şey. Sanatta olan yaratıcılığına bağlı. Aile düzenine bağlı, okuduğu kitaplar, ilişkide olduğu insanlar, sanat yazarlarıyla olan temasları. Yani çok yanlı bir sanatçı olması lazım. Artık tamamen resim sanatı desene bağlı olarak, deseni kuvvetli olan bir sanatçı sanatçıdır diye bir şey kalmadı. Artık selebral resim yapılıyor. Yani beyinle ilgili. Bu empresyonizmle son bulan bir şeydir aslında. Daha çok düşünce dünyasıyla olan, özellikle mesela soyut sanatta da böyledir. Düşünceye dayalı, yani beyin ve yaratıcılığa dayalı sanat olduğu için bugün artık Türkiye'den de çok şaşırtıcı miktarda sanatçı çıkabilir. Ama bugüne kadar o problemlerimiz oldu. Belki işte 21. yüzyılın ortalarından itibaren ve bunu özel sektör ve devletin de desteği olduğu sürece veyahut da sanatçının kişisel çabalarıyla yurt dışına giderek orada atölye açarak o sanat merkezleriyle temas kurarak, ki en ideal yolu odur, sanat yazarlarıyla ilişki kurarak, oradaki ünlü koleksiyoncularla birlikte olarak kendine bir yer etmesi lazım ki biz de öyle bir nesil bekliyoruz. Fakat bugüne kadar pek öyle bir önemli bir isim maalesef Türkiye'ye çıkartamadı. Ama Afrika'dan çıktı, Hindistan'dan çıktı, Çin'den çok miktarda sanatçı çıktı, Japonya'dan çıktı. Ünlü olmak için bazı kıssaslar var. Mesela bilmiyorum onu konuştuk mu daha önceden. Hangi yayın eviyle teması olmuş, kitap basmış, hangi müzelere girmiş, hangi koleksiyonlara girmiş. Bir de rakam çok büyük. Mesela satış fiyatlarında
1 milyon doları, 2 milyon doları bulmuş durumda mıdır sanatçılar? Mesela bugün bir David Hockney'e bakın. 1 milyon dolar çok basit bir rakam kalır adamın yapmış olduğu işler. Yaşayan bir sanatçı olarak çok şaşırtıcı fiyatlara çıkmış durumda. Jeff Koons 57 milyon dolara heykel satmıştır. Daha 50-60 küsur yaşlarında bir sanatçı olduğunu düşünün. Yani ne yaratıcılık olarak ne fiyat olarak öyle bir beraberliğimiz olmadı dünya sanat merkezleriyle. Ama bunu zaman içinde herhalde yeni gelen nesiller kıracak. Hem milyon dolarlara satılacak, hem müzelerin baş köşelerine konacak, koleksiyoncular peşinden gidecek. Yani ben öyle bir dünya özlüyorum aslında. Şimdi 1990'lı 2000'li yıllarda itibaren bir değişme oldu. Birçok sanatçı, genç sanatçı yurt dışında varlık göstermeye çalıştı. Çünkü bir sanatçının kendi ülkesinde meşhur olması hiç önemli değildir. Çünkü dünyada aşağı yukarı 40-50 civarında çok gelişmiş toplumlar var. Mühim olan o 50 ülkenin içerisinde meşhur olmaktır. Yoksa kendi ülkenizde az çok bir tanınmış olabilirsiniz. Kitaplar yayınlanır, işte müzeleri varsa müzelere girer. Fakat uluslararası olmak için başka özellikler lazım. Yaratıcı olacaksınız, olmayan bir şeyi var edeceksiniz, saygınlık kazanacaksınız, başka müzelerin, küratörlerin ilgisini çekeceksiniz. Böyle insan çıkmıyor Türkiye'de maalesef. Fakat elimde bir liste var. Bu listede Museo Modern Art New York'a giden birçok sanat meraklısı tanıdıklar vardır. Benim elimde 17 isim var. Mesela MoMA'ya girmiş olan sanatçılar. Kutlu Ataman, Bedir Rami Eyüboğlu, Haluk Akakçe, Hüseyin Bahri Aktekin, Halil Altındere, Aslı Çavuşoğlu, Cengiz Çekil, Nuri Bilge Ceylan, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Yılmaz Güney, Tolga Karaçelik, İlhan Koman, Zühtü Biridoğlu, Ferhat Özgür. Şimdi bu isimler tabii çok önemli isim Türkiye'yi düşünürseniz. Tabii burada da bir eleştirel bakış var. Şimdi bunlar dünya çapındaki müzeler zaman zaman böyle sanat eseri satın alırlar. Bunların bir kısmı risklidir. Yani belki o sanatçıların hiçbiri ileride literatüre kalmayabilir. Ama deneysel olarak beğenilmiştir zamanında. İlgi uyandırmıştır ve oranın küratörleri tarafından alınmıştır. Şimdi bu müzelere girmiş olmanın da illaki dünya çapında olmanız diye bir söz konusu değildir. Bunu ancak 40-50 sene, 100 sene sonra sanat tarihçileri değerlendirecektir. Şimdi burada önemli olan bir sanatçının açıp açmayacağı bir retrospektif sergidir. Yani en son hadise odur. Şimdi bu sanatçıların hiçbiri bu MoMA, Whitney, işte Guggenheim herhangi bir dünya çapındaki müzede retrospektif bir sergi açmamışlardır. Ama eserleri girmiş olabilir. Tabii bu girmiş olması bir manada baktığınız zaman yine bir şey ifade etmemiş olabilir. Çünkü bunlar satın alınan eserler hiçbir zaman on view halinde değildir. Duvarda asılı değildir. O depolarında duruyordur ki o depolar da genellikle müzenin içindeki depo değildir. Çünkü dünya çapındaki müzelerin başka eyaletlerde, başka şehirlerde depoları vardır. Çünkü özellikle işte Berlin, Paris, New York gibi büyük şehirlerde yer sorunu olduğu için dünya müzeleri başka yerlerde depo yaparlar ve o depolarda durur. Fakat listesinde vardır. Bugün girdiğiniz zaman MoMA'nın listesinde Burhan Doğançay'ı, Kutlu Ataman'ın ismini rastlarsınız. Fakat
onun çok dünya çapında olduğu manasına da gelmeyebilir. Bu konu Hristiyan dünyasının başlattığı bir konu. Plastik sanatlarda resim ve heykel. Baktığınız zaman Hristiyanlık dininin yayılması için papazlar bir çaba göstermişler. Demişler ki 300-400 senedir Hristiyanlık yayılamıyor. Biz nasıl yapalım da bunları geniş halk kitlelerine yayıp Hristiyanlığı toplumlara kabul ettirelim. Bu arada bazı düşünenler ressamlardan ve heykeltıraşlardan yardım almışlar. Yani bunun başlangıcı böyle aslında. 4. yüzyıldan itibaren Batılı, yani Hristiyan sanatçılar kiliseler için ikonlar, heykeller, bir sürü sanatsal çalışmalara başlamışlar. 4. yüzyıldan itibaren başlayan bir şey. Bugün baktığınız zaman bütün dünya kiliseleri ikon doludur, resim doludur, vitray vardır, duvar freskleri vardır. Yani yaşamın bir parçası olarak Hristiyan mezarlıklarına gittiğiniz zaman her yer heykel doludur. Yani heykel sanatı neden Türkiye'de gelişmedi? Böyle bir geleneği olmadığı için gelişmedi. Bir de toplumun kabul görüp görmemesi de söz konusu. Dolayısıyla bunlar 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığı yaymak için yapılan bir çalışmadır. Resim sanatının gelişmesi veya heykel sanatına. Bu daha sonra Rönesans'ta daha rafine bir şekilde geliyor. Ve dini ayıklıyorlar Rönesans döneminden itibaren. Daha bağımsız sanatçılar çıkıyor. İsimler çıkıyor. Leonardo, Rafael, o zamanın işte Caravaggio'su, Leonardo'su, yani büyük isimler, Botticelli'ler. Bunlar yönlendirmeye başlıyorlar sanat ortamını. Hemen arkasından işte krallar, kraliçeler, büyük şatolarda toplantılar yapılıyor, sanatçılar davet ediliyor. Bizde öyle bir gelenek olmadığı için çok zorluk çekilmiş. Aslında bizim İslam sanatı Hristiyan sanatıyla mukayese etmeye gerek yok. Bizim kendi kurallarımız var, kendi estetik anlayışımız var. Bir hat sanatı, bir ebru sanatı, bir minyatür sanatı olarak düşünürseniz dünya çapında sanatçılarımız vardır. Fakat uyum içerisinde değildir. Yani Batı'da yapılmış olan bir Hristiyan sanatıyla İslam sanatını karşılaştırmanın da bir manası yoktur. Her toplumun, her kültürün kendine özgü Afrika sanatına bakın, okyanus sanatına bakın. Hepsi bir estetik yakalamıştır. Dolayısıyla İslam sanatı yerini 18. yüzyılın ortasından itibaren, biraz Osmanlılar dönemi olarak düşünürsek, batılılaşma çabaları içerisinde batıya dönük Avrupa resminin bir devamlılığını sağlamak için giden bazı sanatçılar oralarda Batı sanatçılarını görerek onların etkisinde resim yapmaya başlamıştır. Yani bize ait bir şey değildir. Bir peyzaj, bir natürmort, öyle bir şey yok Türk sanatçı içerisinde. Başka türlü bir estetiğimiz var. Bir minyatür sanatıyla mukayese ederseniz. Fakat ne oluyor? Dünya ile entegre olmaya başlıyor Osmanlılar ve ilk Osman Hamdi ile işte diğer sanatçılarla, Paris'e giden sanatçılarla, ki biz onu daha önce bahsetmiştim, oranın estetiğini alarak Türkiye'ye getirip burada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat bunun arkasında bir devlet desteği yok, halk yok, bir avuç sanatçı, idealist sanatçının yapabileceği bir şey de değil. Yani toplum tarafından destek görmezse herhangi bir konu, zaten onun gelişmesine imkan yok. Nasıl yapılmış? Buraya gelmişler, bir akademi kurulmuş, Güzel Sanatlar Akademisi. Arkasından bazı yabancı hocalar gelmiş, orada eğitim yaptırmışlar. Yani uzun bir dönem geçtikten sonra
bazı ünlü sanatçılar gelişmeye başlamış Türkiye'de. Fakat bu sanatçılar dikkat ederseniz 100-150 senelik bir çalışma içerisinde hiçbiri de Batı müzelerine veyahut da Batılı küratörlerin, müzecilerin dikkatini çeken bir sanatçı niteliğinde olmamış. Sadece Türkiye içerisinde meşhur olunmuş durumdalar. Ha, belki de 1990'lı yıllardan sonra dünya global bir hale gelebiliyor. Şehirde, çeşitli şehirlerde merkezler oluşuyor. Paris, Londra, New York gibi değil de mesela İstanbul'da herhangi bir merkezde oluşabilir, uzak doğuda oluşabilir ki oluştu. Çin'de de oluştu, Güney Kore'de de, Japonya'da da oluştu ve onlar sanatçılarını meydana çıkarttılar. Türkiye hala bu konuda çok geri kalmış durumda. Yani İstanbul mesela şöyle bir değerlendirme yaparsanız Avrupa'yı düşünün. Viyana'dan sonra İstanbul olabilir. Çünkü hem coğrafi olarak çok güzel bir şehir, denizi var, imkanları var. Fakat yetişmiyor. Yani 3 tane, 4 tane müze açılmış. Bunlar nasıl topluma mal edilecek şeyler yapacaklar? Yani yetmiyor. Bunun çok geniş kitlelere hitap etmesi gereken etkinlikler yapılması lazım. Fakat yine bir şansı var. Yurt dışına açılma şansları var. Oralardaki merkezlere giderek Türk sanatçılarının ünlü olma imkanları her zaman için var. Belki bu belirli bir zaman alacaktır. 30-40 sene, 50 sene falan gibi bir zaman alacaktır. Fakat mutlaka Türk sanatçılarından da önemli sanatçılar yetişecektir. Mühim olan bunun yetişmesi için dünyada bir sürü ekoller yapılmış. Barok olmuş, çeşitli ekoller kurulmuş, barok, rokoko, ampir, arkasından ekoller çıkmış, mimari gelişmiş, Batı ülkelerinde böyle gelişiyor. Ekoller çıkmış, empresyonistler, post-empresyonistler, kübistler, fovistler, sürrealistler, fotorealistler, yani o kadar üst üste ekoller gelişmiş ki bunların hiçbirini Türkiye yaşayamamış. Ne yapmış bizimkiler? Kendilerine uygun olan bir ekolü benimseyerek burada bir şey yapmaya çalışmışlar. Bunu Avrupa kabul etmiyor. Mesela diyelim ki ekspresyonizm. Ekspresyonizm nasıl gelişti? Bunu incelemek lazım. 1918'de savaş bitmiş, insanlar perişan vaziyette çöp tenekesinden yemek yerken ekspresyonizm çıkıyor. Onun belirli sebepleri var ama siz burada İstanbul'da oturup ekspresyonist resim yaparsanız zaten Avrupa bunu kabul etmeyecek. Çünkü bu sosyal olaylarla, siyasi olaylarla bağlantılı şeylerdir bütün bunlar. Otomatikman bunlar zaman içerisinde mutlaka yerini bulacaktır. Ama ne var? Bazı ön yargılar da var tabii Türkiye'nin bakış açısı anlamında baktığınız zaman. Batılılar şöyle değerlendirmek istiyor. Biz bu işi kuran ülkeleriz. İşte İtalya, Fransa, diğer ön ünlü isimler var. Siz bize bakarak resim yaptınız, biz size kabul etmiyoruz diyorlar. Ben bunun incelemesini 40 senedir yapıyorum Amerika'da, Avrupa'da. Bunları ben çok kişiyle tartıştım. Siz diyorlar ancak böyle naif resim yapabilirsiniz veya bize bakarak herhangi bir ekolün resmini yaparsınız diyor. Yani biz sizi niye kabul edelim diyor. Belki kendileri kendi açısından haklı olabilir. Şimdi orada başka bir sorun çıkıyor. Acaba Türk sanatçısı kendi kültüründen yola çıkarak bir contribution mu yapabilir, bir katkı mı yapabilir dünya sanatına? İşte onun tartışmasını sosyologlar, sanat tarihçileri, eleştirmenler bunların tartışması lazım. Yani öyle bir şey yapılmalı ki dünyada hiç yapılmamış fakat dünya sanatına katkıda bulunacak değerde sanat eserleri oluşması lazım. Şimdi onu kim yapacak? İşte onu belki zamanla yeni gelen kuşaktan bazı
çok ileri görüşlü sanatçılar, yaratıcı kişiler belki de dünya sanatına bir katkıda bulunacaklar. Son 150 yıllık sanat çalışmaları, batıya dönük sanat çalışmaları içerisinde bir değerlendirme yaptığımız zaman Türk sanatçılarımızın çoğu yöresel çalışmalar yapmış fakat işlerinden bazı öne çıkan birkaç ismimiz var. Çok önemli isimler bunlar. Bir tanesi Nejat Devrim, biri Fanusa Zeyt, biri Burhan Doğançay, Bedri Baykan ve Haluk Akakçe. Bu beş sanatçı yurt dışındaki sanat merkezlerinde büyük çabalar göstermiş ve belirli bir noktaya gitmeye çalışıp uluslararası olma özelliğine sahip olmak istemişler. Bunlardan birincisi Nejat Devrim'dir. 1946 yılında Fransa'ya, Paris'e giderek oradaki soyut sanat ekollerinin içine girmiş ve dünya çapında ilişkiye kuran ilk sanatçımızdır. Nejat Devrim, Fransız soyutu 1945 ile 65 yılları arasında Fransa'da çalışmış ve bazı mühim kataloglara girmiş bir sanatçımızdır. Bu kitapta, Dictionnaire de la Peinture Abstraite'de kitapta çok açıkça açıklaması yapılan sanatçı hakkında çok ilginç bir tespit vardır. İkincisi, École de Paris diye bir kitap yayınlandı yine Paris'te. Bu sanatçı Nejat Devrim de bu kitapta yer almıştır. Bu bizim için son derece büyük bir övgü kaynağı olması gerekir. Çünkü Nejat Devrim 1950'li yılların en önemli sanatçılarıyla beraber sergi açmıştır. Bunlar Hans Hartung, August Herben, André Lanskoy, Alfred Manessier, George Mathieu, Sergei Polyakov, Pierre Soulages, Nicolas de Staël, Antonio Tapie ve Maria Elena Vieira de Silva. Bu isimler 1950'li yılların Fransa'sındaki en mühim soyut sanatçılardır ki Nejat Devrim bunların içinde yer almıştır. Fakat Nejat Bey'in beşeri ilişkileri çok iyi olmadığı için bu şansı kaybetme durumuna gelmiştir. Aslında 1951 yılında Leo Castelli mukayeseli Fransa ve Amerika soyut sanatı diye bir sergi açmıştır. Ve Nejat Devrim'i kendi sergisinde kabul etmiştir. Bu bizim için çok önemli bir şeydir ve Türk sanat tarihinde ilktir. Yani ilk bir Türk sanatçısı dünya çapındaki bir galerici tarafından kabul görmüştür. Bu bakımdan çabaları müthişken nedense Nejat Devrim bu sosyal ilişkilerini, sanatsal dünyadaki ilişkilerini kopararak çok büyük bir yalnızlık içinde Nowy Sącz'da Polonya'nın çok küçük bir kasabasında vefat etmiştir. Şimdi aynı zamanda yine Fanusa Zeyt çok önemli bir sanatçımızdır. Hiçbir zaman meşhur olmaya çalışmamıştır. Sadece sanatını yapmıştır. Yine aynı bu kitapta, bu katalogda kendisiyle ilgili biyografik notlar vardır. 2017 yılında Tate Müzesi'nde açtığı sergi yine bir rekordur. Çünkü hiçbir ressamımız Tate Galerisi'nde bugüne kadar sergi açmamıştır. Üçüncü isim Burhan Doğançay'dır. Burhan Doğançay bana göre 150 sene içerisinde etkinlik yapmış, yani dünya çapında etkinlik yapmış tek sanatçımızdır. 114 ülkeyi dolaşmış, dünyanın 60 ünlü ülkesinde müzelere girmiş, hakkında bir sürü kitap çıkmış. Çok önemli sergilere neden olmuş. Özellikle 1982 yılında Centre Pompidou'da açtığı büyük bir sergi var.
kendisi son derece idealist bir şekilde çalışmış ve çok büyük isim olarak dünya çapında bir sanatçımız diyebileceğimiz bir isimdir. Van Çay'ın çok önemli olan Urban Walls. Bu kitabında Brandon Taylor, İngiliz sanat yazarı Brandon Taylor'ın yazdığı kitapta bu isimle çok büyük bir isim olarak çıkmıştır. Ve aynı zamanda New Realism, bu kitapta olduğu gibi yeni realizm ekolü içerisinde yer almıştır. Yeni realizmde de çok mühim isimler vardır. François Dufresne, Raymond Hines, Mimmo Rotella, Jacques de Villegli, Wolf Wostel gibi çok önemli dünya çapındaki sanatçılarla anılır bir konuma gelmiştir. Daha sonra etkinlik yapmış sanatçılarımızdan biri Bedri Baykam'dır. 1982 yılında Amerika'da, 82'den itibaren Amerika'da birçok sergiler açmış, etkinliklere sebebiyet vermiş, çok önemli bir sanatçımızdır. Genç yaşta bütün dünyayı gezmeye çalışmış, oradaki sanat ortamlarını incelemiş ve 1982'den itibaren yeni ekspresyonizm akımıyla anılan bir konuma gelmiştir. Yeni ekspresyonist sanatçılardan Julian Schnabel, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat ile aynı yıllarda çalışmalar yapmış ve birinci sınıf bir sanatçımızdır. Tabii bunun arkasından Türkiye'ye dönmüş olması, yani oradaki o imkanları bırakarak Türkiye'ye dönmüş olması bence pek iyi olmamıştır. Çünkü Amerika'da çok büyük bir isim halinde devam edebilirdi. Daha sonra Haluk Akakçı'yı görüyoruz. Bu da 2000'li yılların başından itibaren Amerika'da yaşamaya başlayan, New York'ta atölye kuran genç bir sanatçımızdır. Kendisi yaratıcıdır ve eğitimli bir şahsiyettir. Jeffrey Deitch adlı bir sanat galerisiyle çalışmaya başlamış ve orada çok ünlü bir hale gelmiştir birkaç sene içerisinde. Çünkü Jeffrey Deitch gibi ünlü bir galerinin listesine girmek onun bir anda çok ünlü olmasına sebebiyet vermiştir. O bakımdan o da çok iyi giderken birdenbire nedense Türkiye'ye dönmüştür. Yani 4-5 sanatçımız 150 sene içerisinde bu deneyleri yapmış. Fakat sonuç ne olmuştur onu artık sanat tarihçileri belirleyecektir.